Burada iki farklı dizi oluşturmak için bize bazı bilgiler vermişler. X dizisinin ilk terimi 1'miş. Diziyi oluşturmak için gereken kuralsa 1 eklemek. Y dizisi için de ilk terim 5'miş ve kuralımız da 5 eklemek olarak belirlenmiş. Şimdi bu dizilerin ilk 3 terimini bulup tabloya yazmamız istenmiş. Yazdıktan sonra da bu terimleri x ve y koordinatları olarak grafik üzerinde göstereceğiz. Şahane. Hemen bakalım. Evet, x dizisinin ilk terimi 1. Buraya 1 yazabiliriz. İkinci terim bulmak içinse 1 eklememiz gerekiyor. 1'e 1 eklersek 2 eder. Üçüncü terim 2 artı 1 ise 3 etti. Y dizisine bakacak olursak ilk terim 5'miş. İkinci terim içinse ilk terime 5 eklemem gerekiyor. 5 artı 5, 10 eder. Ve üçüncü terim 10 artı 5, 15. Tabloyu tamamladık. Şimdi bu noktaları grafik üzerinde gösterelim. İlk noktamız 1,5 noktası. X koordinatı 1, y koordinatı ise 5. İşte burası. X 1, y ise 5. İkinci noktamız. X 2'ye, y 10. X 2, y 10. O da bu nokta. Ve son olarak 3'e 15 noktası var. X 3'e eşitken, y 15'e eşit olacak. Ve işte bu da son noktamız. Yatay eksendeki her bir birimlik artış için, yani x'in değerini 1 birim arttırdığımızda, y'nin değeri 5 artıyor. X için 1, y için 5 arttırıyoruz. Evet, bu soruyu da cevaplayalım. Y dizisindeki terimler, x dizisindeki terimlerin boşluk katıdır. Tabloya baktığınızda bu terimin, buradaki terimin 5 katı olduğunu hemen görüyorsunuz. Ve aynı durum diğer terimler için de geçerli. 5, 5 kere 1'dir. 10, 5 kere 2. Ve 15, 5 kere 3. Son derece mantıklı. Neden mi? Ya da grafik üzerinden konuşayım, grafik üzerinden anlatayım, daha iyi olacak. Bu eksende her seferinde 1 ekledik, bu eksende ise 5. O halde y dizisindeki terimler, x dizisindeki terimlerin 5 katıdır diye cevap verebiliriz. Kontrol edelim. Evet, doğru.